Sevgili dostlar, geçtiğimiz cumartesi günü yani 25 Mayıs 2024 Galatasaray Meydanı'nda cumartesi anneleri bininci etkinliklerini yaptılar. Bin hafta, 30 yıl yapamadıkları, toplanamadıkları, coplanarak, gazlanarak dağıtıldıkları haftalar düşüldükten sonra bu bin hafta 30 yıllık bir eylem. Dünyada çok az eylem bu kadar uzun süreli, bu kadar yaygın ve bu kadar inatçı eylemler hemen hemen yok. İnsanlığa Türkiye'nin bir armağanı, Türkiye'de hukuk isteyen, hak isteyen ve sorguda öldürülen, gözaltına alınıp kaybedilen çocuklarını, yakınlarını arayan ailelerin bu övülesi eylemleri sürmeye devam edecek. Çünkü Türkiye bir hukuk devletine henüz dönüşmüş değil. Eylemler Galatasaray Meydanı'nda yaptırılmıyordu. Avuç içi kadar meydanda barikatlar, zırhlı araçlar, polisler, özellikle cumartesi yaklaşırken polis eylem yaptırmıyordu. Bininci eylemde nasıl olduysa ya da ne değiştiyse polis karışmadan bu eylem yapıldı. Hiç de bir olay olmadı. Daha kalabalık vardı, daha coşku vardı, daha etkili bir eylem oldu. Eylemcilerden hatırlar mısınız? Bir Berfo anamız vardı, Berfo annemiz vardı. Cumartesi annelerinin simgesi olmuştu. Berfo anne 1907 doğumluydu ve oğlu kaybolduktan sonra, gözaltında kaybedildikten sonraki öldürüp bir yere gömmüşler veya atmışlardır. Bu kanıdayız hepimiz. 70 yaşını aşmıştı ve Berfo anamız sabırla, inatla oğlunu aramayı sürdürdü ve oğlunun kemiklerine, ki onu istiyordu, bir mezara koyacak bir mezarı olsun istiyordu. Oğlunu kemiklerini bulamadan eylemlerine devam etti. 2013 yılında aramızdan ayrıldı. Ayrılana dek devlete oğlum nerede, oğluma ne yaptınız, hukuk nerede, nerede adalet diye sormaya devam etti. Devam edilecek başka eylemler de var. Çünkü bu eylemler başka gözaltında kaybedilenler ya da bir gece ansızın götürülüp öldürülenlerle ilgili, onların hakkını arayanlar da var. Bunlardan birisi 1995 yılında Hasan Ocak. Hasan Ocak gözaltına alındı. 2 ay haber alınamadı kendisinden. Ailesi yoğun olarak yetkililere, karakollara başvurmaya başlayınca bir mezarlıkta parçalanmış cesedi bulundu ve şu anda halen Hasan Ocak'ın yakınları Hasan Ocak'ın katillerinden hesap sorulmasını istiyor.
Ferhat Tepe'nin anne babası yine aynı biçimde biz diyorlar 30 yıldan beri oğlumuzun katillerinin hesap vermesini istiyoruz ve katilleri biliyoruz. Daha niceleri katillerden hesap sorulsun istiyor. Ahmet Arif de bizimle aynı düşüncede. Dayanın diyor Ahmet Arif. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada, yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın, fırsatçının, fesatçının, hayının. Dayan kitap ile diye devam ediyor Ahmet Arif. Galatasaray meydanında toplanıyor. Cumartesi anneleri, cumartesi insanları biliyorlar ki Galatasaray meydanında Galatasaray Lisesi var. Galatasaray Lisesi'nin bahçesi var. Bahçede Tevfik Fikret'in heykeli, büstü cumartesi annelerine destek veriyor. Anneler ondan güvence alıyorlar ve Tevfik Fikret diyor ki her cumartesi büstünden cumartesi annelerine sesleniyor. Elbet bir gün sabah olacaktır.